Şimdi veri soyutlamanın başlangıcı Simula'ya bakacağız. Veri soyutlama nedir? Geçen haftalarda da aslında anlatmıştım. Burada daha farklı bir örnek üzerinden sizlere anlatayım. Şimdi veri soyutlama deyince biz gerçek dünyaya baktığımızda o gerçek dünyadan bir nesneyi alıp onun özelliklerini belirleyebilmeliyiz. Modelleme dersiniz buna, tasarım dersiniz. Çok çok önemli. İşte bu problem dili içinde bu soyutlama işi çok çok önemli. Ve veri soyutlamanın burada çok çok önemi anlaşılıyor. Örneğin şöyle diyelim. Örneğin futbol sahasına baktığınız futbol oynayan nesneler var. Bir nesneyi alıyorsunuz oradan. Diyorsunuz ki buradan bana şunlar lazım. Forma numarası. Adı. Bakın basit bir soyutlama işlemi yaptım. Şimdi burada kim tarafından 1964 yılında ilk çalışmalar başlıyor. İki Norveçli tarafından. Ama şu, simülasyon için tasarlanmış, uygulaması çıkmış bir dil yaratmak. Alkol 60 tabanını kullanan bir yapı ortaya çıkıyor. Blok yapısı ve kontrol ifadelerini buradan alıyor. Öncelikle size söylüyorum, şunu söyleyeyim, yaygın olarak kullanılmıyor ne yazık ki. Ama iki tane ana katkısı ön plana çıkıyor. Core rutinler, sınıflar, nesneler ve miras kavramı. Çünkü soyutlama deyince onlar da işin içine girmiş. Onları da düşünmüşler. Burada şimdi core rutin nedir? Onu da kısaca açıklayalım. Daha önceden durdurulduğu anda yeniden başlayan alt programlar desteklenmiyordu. Örneğin şöyle düşünün. Ne demiştik? Bir programın içinde alt programlar olabilir. Ve onlara bağlı olabilir. Örneğin bu bir alt program. Sizin ana programınız. Bu alt programı durduruyorsunuz. Stop et. Nasıl bir örnek verelim burada? Şöyle browser'dan bir download işlemi başlattınız. 5 tane. 5 tane download işlemi devam ediyor ama ya diyorsunuz ki ben şunu durdurayım da diğerleri daha hızlı insin. Bunu stop edebiliyor musunuz? Edebiliyorsunuz. Ya da tamamen bağlantıyı kesebiliyorsunuz, kesebiliyorsunuz. Bakın, o günkü sistemlerde durdurma özelliği yoktu. Dediler ki durdurma özelliği getirelim. Ana program alt programları durdurabilsin. Çok güzel bir özellik, süper bir özellik. Burada tabii simülasyon yapıyorlar. Buna da ihtiyaçları oluyor açıkçası. Çünkü simülasyon yaparken durdurulan noktadan tekrar başlatabilecekler. Burada sınıflar, nesneler, miras dedik. Aslında bunlar object oriented'ın konuları ama veri soyutlamasına imkan veren sınıf desteklemekte. Öncelikle şunu size söyleyeyim. Veri soyutlaması çıkıyor. Sonradan bu nesne yönelik programlarının yapı taşları çıkıyor. Ve burada veri soyutlaması nesneye yönelik programının temel yapı taşı. Şunu size söyleyeyim. C'deki struct konusunu anlamadan siz C++'daki sınıf konusunu anlayamazsınız. Bakın yapı taşını anlayacaksınız. Başta abstraction yapmayı bileceksiniz. Ondan sonra diğer konulara ihtiyacınız çıkıyor. Fakat bu 1972 yıllara kadar çalışılmış bir konu bu arada. Onu da size söyleyeyim. Bakın burada da bu iki tane Norveçli'nin fotoğrafını görüyorsunuz. Burada basitçe de bir kod üretmiş. Bir begin end kullanıyor yine. Comment satırı yaparken ünlem kullanmış. Fark o. Çıktı komutu için farklı iki tane komut kullanmış vesaire. Burada image çıktısı da alıyor. Bunu nasıl bir komut bilmiyorum. Bakmak lazım. Şimdi tabii Simila'nın durduğu Simila nerede? Şurada. Bakın Simula'dan şurası geldi. Simula 67. Ve ileride ta Eiffel'e Smalltalk'a bu Smalltalk biraz sonra buna giriş yapacağız. 80 versiyonu burada geliyor. Çok çok önemli katkılarda bulunuyor. Ki Smalltalk çok çok önceden geliştirilmiş bir yapı. Bakın şuralardan daha geliyor. Bakalım. Şimdi
ortogonal tasarıma geçeceğiz.